Şeyi kayda da bastın mı? Şeye de bastın değil mi? Recording tamam. Okay. Tamam, yayın şu anda başladı. Linki verdiğin zaman giriş yapıyoruz. Şimdi Facebook'ta linki ver. Şu anda yayındayız başkan. Link geldi. Şu anda yayındayız. Arkadaşlar paylaşıyoruz önce. Evet. Kayda da bastın mı? Şeye de bastın değil mi? Recording tamam. Kayıttayız. Tamam, yayın şu anda başladı. Linki verdiğin zaman giriş yapıyoruz. Evet, ben paylaştım. Sizler de paylaşın, ondan sonra başlıyoruz. Okey, ben o zaman. Evet, değerli izleyicilerimiz, bir kulis programında daha sizlerle birlikteyiz. Böyle bir seri oluşturduk. Şimdi Facebook'ta Her linki ver. hafta tabii bu son dönemlerde korona. Değerli kulise izleyicilerimiz, salgını öncelikle öncelikle kulis birinci konu. programımız. Tabii zaman zaman araya başka konular da giriyor, onların üzerine de konuşuyoruz ama henüz hem Belçika'da hem dünyanın diğer ülkelerinde bu salgın bütün ülkelerin birinci konusu. Onun için biz de bu hafta Belçika'da yaşadıklarımızı, yaşanan sıkıntıları genel anlamıyla dile getirmeye çalışacağız ama özellikle iş dünyasına, iş adamları, çalışanlar, bunların hayatına salgınla alakalı alınan önlem kararlarını nasıl yansıdığını, insanların buna nasıl etkilendiğini bunun üzerinde ağırlıklı olarak durmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde bugün kimlerle birlikteyiz onları sizlere hemen aktarayım. Moderatör olarak programı ben yöneteceğim. Tabii yönetici arkadaşımız Kadir Duran yine büyük bir çaba harcadı işin teknik bölümüyle ilgili. Kendisi finans uzmanı, aynı zamanda bir medya patronu. Sait Köse bizimle birlikte. Sait Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Hem Hüseyin Bey, iyi yüksek hem akşamlar Zuhal canlı. Hanım, iyi akşamlar Kadir Bey. İyi İyi akşamlar akşamlar. başkanım, iyi akşamlar Hüseyin Bey. İyi akşamlar. Tabii Sait Köse, Belçika'nın özellikle Brüksel'in önemli yüzlerinden biri. Hem siyasetçi hem bir iş adamı. Zuhal Kayan, tabii insanlarımız, Belçika'da yaşayanlarımız kendisini yakından tanırlar. Geçmişte CHP Belçika Birliği Başkanı yaptı. İş kadınıdır. Aynı zamanda önemli bir aktivisttir. Olumsuzluklara, haksızlıklara karşı çıkan son derece dinamik bir arkadaşımızdır. Efendim gündemimizde neler var? Korona salgını, memurlar, işçiler, esnaflar ve iş yeri mağduriyetleri başlığımız var. Tabii bu arada çok kaybeden var ama bir de kazananlar var. Bu kazananlar ve kaybedenlere böyle birazcık parmak basacağız. Kimdir bunlar? Diğer başlıklarımız Belçika'da koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmak durumunda kalan iş yerlerinin durumu. Hükümet tarafından destek programı nasıl işliyor? Buna değineceğiz. Desteklerin gerçek anlamda kurtarıcı etkisi olacak mı? Salgın sonrası esnaflar ve iş yerlerini neler bekliyor? Salgın sonrası Belçika ekonomisini yeniden canlandırmak adına neler yapılmalı? Şimdi kimden başlayacağız? Mesele o. Şöyle yapalım. Önce aramızda üç erkek, bir hanım var. Hanımlara öncelik verelim. Sağ olun hanımlar. Ne dersiniz Çok arkadaşlar? çok doğru bir naziksiniz. karar. Evet. Centilmen olalım. Peki. Sağ olun. Her zaman Şimdi centilmensiniz. Zuhal Hanım, böyle bir giriş yaptık. Hem siyasetle ilgilisiniz, iş kadınısınız. Tabii son derece aktif bir insan olduğunuzu biliyoruz. Ben şöyle korona Teşekkür ederim. virüsüyle, salgınla alakalı kim neler söylemiş biraz da onları takip ettim. Hem başlıklarımıza değineceğiz. Başlıklarımızı tek tek ele alacağız, irdeleyeceğiz. Mesela birinci giriş başlığımız şöyleydi, tekrar hatırlatayım. Memurlar, işçiler, esnaflar ve iş yerlerinin mağduriyeti dedik. Kimler kazandı, kimler kaybetti? Bunun altında, bununla birlikte sizin bir paylaşımınızı da burada hatırlatayım. Mesela demişsiniz ki aklımız fikrimiz koronada, kendimizi düşünüyoruz, çocuklarımızı düşünüyoruz, büyüklerimizi düşünüyoruz. Sadece hastalığı değil, ne olacak halimiz diye düşünüyoruz. Tabii bunun altını doldurmuşsunuz.
ne olacak haliniz? Özellikle çalışanların ve yatırımcıların, iş insanların hali ne olacak? Sizden başlayalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için Hüseyin Bey, Kadir'e de çok teşekkür ediyorum. Sait Bey'e de katıldığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlayayım. Aslında siyasi şeyim ağır tuttu. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de maden işçilerinin toprak altında kalan maden 301 tane maden işçisinin ölüm yıldönümü. Önce onların ruhları şad olsun diyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Onu da bu arada söylemiş olayım. Şimdi Belçika'da şöyle bir olay oldu. Fakat bu virüsün nereden çıktığını bir türlü hala çok araştırdığıma göre bulamıyorum bir türlü ne olduğunu. Fakat bir oyunlar oynandı bizim için. Şimdi yaklaşık iki buçuk, üç aydır bir virüs olayı çıktı. Gerçekten çok insan öldü. Yakınlarımızdan çok insan kaybettik. Acımızı yaşayamadık, sevinçlerimizi yaşayamadık. Bayağı bir zor durumda kaldık. Bu işin manevi tarafı. Fakat bir de maddi yönü var. İş, ben bir iş kadını olarak anlatıyorum. Üç aydır iş yerimiz kapalı. Hiçbir şekilde iş yerimiz açık değil. İşçilerimizi burada Belçika'da olan bir sistem, şomaj yani işsizlik sigortasına gönderdik oraya. İş yerimizin kapısını kapattık. O günden sonra sanki üvey evlat gibi Belçika hükümeti bizi bir kenara attı, işverenleri. Biz böyle kaldık, çok yardımsız, herhangi bir açıklama olmadan, hiçbir şey olmadan böyle bir süreci götürmeye çalışıyoruz. Benim iş yerim yaklaşık tam 3 aydır kapalı. Biliyorsunuz kafe restoran işim var daha önemli olan. Benim iş yerimin çok büyük bir kirası var. Daha doğrusu aldığım iş yerlerinin kredileri var. Kredilerimi ödemem gerekiyor. Bende çalışan işçilere karşı bir mesuliyetim var. Benim çalıştığım toptancılara iş, yani bana mal satan insanlara karşı bir sorumluluğum var ve biz böyle bir zincirleme olarak hepimiz tamamen bir mağduriyet yaşıyoruz. Hiçbir belirli bir açıklama yok, hiçbir şekilde bir büyük bir yardım yok, bir destek yok ve bilmiyorum, aslında ben Belçika'da yaşıyorum ama duyduğum kadarıyla bölge bölge daha doğrusu yardım yapılıyor zannediyorum, öyle oluyor. Biz daha biraz daha Alman tarafına yaklaşık oturduğumuz için galiba üvey evlat muamelesi görüyoruz. Tam 3 aydır mücadele ettiğime rağmen 5.000 euro mu 4.000 euro bir yardım bekliyoruz. Siz diyeceksiniz değil mi? Evet, Hanım. Hala alamadık Sayın Başkan. Evet. Ben o 4.000 euro yardım alamadım. Seyircilerimiz bilmiyor tabii hangi bölgede olduğunuzu. Belki açıklık getirirsek. Sadece 1.200 euro işte bir para yardımı aldım. 1.200 euro da bu ay gönderildi. Onun dışında hiçbir şey yok. Benim 3.700 euro bir kere bir kiram var. Bu kirayı 3 aydır ödemezsem herhangi bir biliyorsunuz kontratım var ve kontratım iptal olacak. Bu kirayı, bu verilen yardımla bu kirayı nasıl ödeyeceğim? Bana gelen bir sürü ödeme faturalarım var, bir sürü fornisörlere borçlarım var, işte kredilerim var. Daha doğrusu araba leasingleri bilmem her şeyim var. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Yani şimdi bir destek olmazsa, bir devlet desteği olmazsa ya da iş yeriniz çalışmadığı zaman bunları karşılamanız çok zor. Çünkü belirli bir likiditeniz olduğu zaman tamam bunları karşılıyorsunuz ama bir yere kadar dayanıyorsunuz. Benim mesela kiram bu kadar ama benim tanıdığım bir sürü arkadaşlarım var, bir sürü dostlarım var çalışanlar. 7-8 bin euro kira ödeyenler var, hatta 10 bin kira ödeyenler var. Şimdi 4 bin euro ile veyahut da 1200 euro ile 300-3 bin euro ile bunlar hiçbir zaman karşılanmıyor. Yani sektör sektör açmaya başladılar. Şimdi bizim sektör daha belirsizlik içinde. Ayın 8 Haziran'da mı açılacak, açılmayacak mı? Herhangi bir şey yok. Bu arada bütün insanların içerideki hemen anında kapatıldığı için içerideki bütün ellerindeki malları, her şeyi atılacak duruma geldi. Bir de bunlar var. Bunları da sigortalarımız karşılamıyor. İşin garip tarafı. Yani zararım nereden bakarsanız çok büyük zarar içindeyiz. Fakat hükümetin aldığı kararlar çok çok yanlış. Yani ben aslında Hüseyin Bey'in dediği gibi ben biraz aykırıyım. Çok eleştiriyorum. Kendi ülkemi eleştiriyorum. Doğduğum ülkemi eleştiriyorum. Yani ama şimdi oraya bakıyorum. Hakikaten yani buranın da pek bir farkının olmadığını görüyorum. Yani bir iş kadını olarak görüyorum. Buranın da pek bir farkı yok. Tamam hadi yardım ediyorlar işsizlik. Şimdi Sayın Başkan benim neyime yardım ediyor devlet?
benden aldığı sekürite sosyalı bana ödüyor geriye. Ve onu da bana doğru dürüst ödemiyor. Zaten ben 3 aylık kotizasyonlarımı ödüyorum. Orada birikmiş param var. Benim sekürite sosyalı telefon açıyorum. 5000 euro bekliyorum diyorum 3 aydır. Dosyanız işleme koyuldu, devam ediyor. Sırada çok insan var, bekleyeceksiniz. Ben tam 3 aydır bu parayı bekliyorum. Yani o kadar inanın sıkışık durumdayım ki şu an. Yani işçilerimin ne yapacağımı bilmiyorum. Onların şomajları işte biliyorsunuz normal şomaj olmadığı için, işsizlik parası olmadığı için onların şomajları bir kısmını kestiler. Yani adamlar mağdur durumda kaldı. Yani bilmiyorum yani böyle bir belirsizlik içindeyiz. Aslında yapılan politikanın çok yanlış olduğunu gördüm. Gerçekten Belçika hükümetinin, daha doğrusu Belçika devletinin, yaşadığımız ülkenin de sisteminin çok aman aman olmadığını gördüm. Tamam, sosyal belki haklarımız biraz var ama tamamen yani sistemin çok yanlış yürütüldüğünü gördüm bu dönemde. Bir geçici hükümet kuruldu. Ya, belirsizlik yani aldı başını gitti. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimdi dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı dediler. 100 kişiden fazla az ölüm olursa işte dışarı çıkmayı serbest bırakacağız dediler. Son günlerde ne hikmetse hop diye 60'a indi ölü sayısı. Yani aslında o kadar çok şeyler var ki kafamda, bilmiyorum ama çok çok üzgün ve kızgınım. Bu hükümete kızgınım. Daha doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bundan sonra artık iş yerimi mi kapatırım? Benim kendi düşüncem bu. Ama benim gibi düşünen bir sürü insan var. Herkes çok zor durumda. İflaslar çok fazla olacak. Habire faturalarınız ertelenecek diyorlar. Faturalarımız sürekli geliyor. Ve geldiği zaman da üstüne faizleriyle beraber gönderiyorlar. Açıyorsunuz mesela, geçen gün çok ilginçtir. Leasing araba ile bir leasing şeyim var. Orayı açtım. Bunu erteleyebilir miyim? Birkaç ay sonra ödeyebilir miyim? Tabii ki gönderin bir mail. Mail yolladım. Ondan sonra dediler ki siz bunu tamam ödeyin. Şimdi ödemeyin 3 ay ama işte Ocak, Şubat, Mart 3'er ödeyin. O zaman değişen bir şey olmuyor ki benim için. Ben bakayım kendimi Ocak, Şubat'a kadar toparlayabilecek miyim? Eylül ayında ikinci bir dalgadan konuşuluyor. Yani bu Oreka sektörü, bu kahve türü şeyler falan çok mağdur durumda insanlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok belirsiz bir durum var. Şimdi açsam bile ben orayı, benim kahveme 70 kişi giriyor mesela. Şimdi orayı ben 30'a indireceğim. Ben 30 kişiyle çalıştığım zaman acaba benim o masraflarım onunla çıkabilecek mi? Nasıl karşılayacağım? Nasıl yapacağım bu işi? Yani hayatımı nasıl sürdüreceğim? Böyle bir belirsizlik içindeyiz yani. Onun için hükümetin çok güzel kararlar alması lazım. İnsanların, daha doğrusu işverenlerin birleşip sendikalarla mı görüşmemiz lazım? Artık gidip hükümetten yetkili insanlarla mı görüşmek gerekiyor? Yani çok zor durumda kaldığımızı biliyorum. Evet. Peki Zuhal Hanım, biz soluklanın siz. Son derece önemli. Tabii siz gördüğüm kadarıyla bu kaybedenlerin arasındasınız. Ama tabii arada bir de kazananlar var. Onlar kim? Onlara da değineceğiz tabii birazdan. Şimdi Sait Bey'e geçelim isterseniz. Sait Bey, şöyle bir sizi yakından izliyorum biliyorsunuz. Ben uzun yıllardır sizi tanıyoruz. Oldukça tecrübeli bir siyasetçisiniz. Aynı zamanda iş adamısınız. Baktım şöyle paylaşımlarınıza. Mesela bu Zaventem'de bir randevunuz varmış. Oraya gitmişsiniz. Oradan dönerken yeni açılan mağazaların, işte ismini vermeyeceğim şimdi, bir mağazanın önünden geçerken çok büyük kuyruklar oluştuğunu, kontrolsüz bir durumun olduğunu ve bu durumun ileride çok ciddi sıkıntılara sebep olacağını yazmışsınız. İnşallah 10 gün geriye dönmeyiz. Tekrar bir yükselişe, salgının rakamların yükselişe geçmez demişsiniz. Bir de maskeli yalancılardan bahsetmişsiniz. Mesela ne diyorsunuz? Hemen girişini söyleyeyim. Geçen haftaki yazımın bir yerinde şunu demiştim. Siyaset bir öngörü sanatıdır. Gelin görün ki birileri için yalan söyleme sanatıymış demişsiniz. Nasıl diye de eklemişsiniz. Yani kimler yalan söylüyor? Kimler görevini yapmıyor? Eğer siz şu anda yönetimde olsaydınız,
şu anda görevli olsaydınız, uzun yıllar encümenlik, belediye başkan yardımcılığı yaptınız. Mesela bazı uygulamalar bulunduğunuz belediyede, örneğin Skarbek ve çevresinde işler, görüntüler farklı olabilir mi? Böyle başlayalım istersen. Buyurun. Çok teşekkür ederim. O az önce bahsettiğiniz işte yazılarımdan dolayı sorunuza hemen cevap vereceğim ama Zuhal Hanım'ın şöyle söylediklerine bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Şimdi sıkıntı Belçika'nın yapısından, bunu yıllardan beri dile getiriyorum. İşte bölgelere ayrılıyorlar, komünitelere ayrılıyorlar ve her bölge kendi bölgesindeki iş dünyasına, iş kadınlarına, iş adamlarına farklı bir yardım yapıyor. Belçika'daki sıkıntıyı sadece şu ekrana baktığımızda anlıyoruz zaten. Şu önümüzdeki ekran bizi çok iyi anlatıyor. Burada biz 4 kişiyiz. Kadir Bey ile biz, ben yukarıdayım. Biz Brüksel'den, siz Flaman bölgesinden ve Zuhar Hanım da Valon bölgesinden. Ve biz dördümüz Belçika'da yasalar önünde eşit değiliz. Sizin bulunduğunuz bölgede başka bir sistem işliyor. Zuhal Hanım'ın bulunduğu bölgede başka bir sistem işliyor. İşte Kadir Bey ile benim bulunduğum Brüksel'de başka bir sistem işliyor. Ve aynı esnafa, aynı sıkıntıyı yaşayan esnafa, aynı Belçika devleti farklı farklı yardım ediyor. Ve problem buradan geliyor. Siz şanslısınız. Ben geçen hafta biliyorsunuz bu bizim Küçük Anadolu, Şosedaht'ta esnaflarımızın olduğu bölgede bir tur attım. İşte bazı mekanlar açık. Yani Ampert'i alıp gitmek için mekanlarını açmışlar. Ve hepsinin sıkıntısı şu. Brüksel'de 4000 euro verdiler esnaflara. Ve dün bir raporda gördüm. Parayı aldılar mı? Alanlar var. En azından onlar bir nebze olsun bir nefes aldılar. Ama şöyle bir durum var. Dünkü okuduğum raporda bu karantina, lockdown diyoruz işte Sislamon bölgesinde. Biz Fransızca konfinman diyoruz. Bu bölgede konfinmanın başında beri bu bölgede Brüksel'de yaşayanlar 4000 euro almış ama aynı işletme Flaman bölgesinde ise yaklaşık 17 bin euro almış. Hani düşünebiliyor musunuz? 4 katından daha fazla. Bunu nasıl anlatabilir Belçika Federal Hükümet'e? Yani aynı esnaf aynı devlete vergi verirken aynı vergiyi veriyor. Suhal Hanım aynı vergiyi veriyor. O sadece 4000 euro alma hakkı var ama Flaman bölgesindeki aynı vergiyi veren bir esnaf, o da 17 bin euro para alıyor. İşte günlük 160 euro ek verdi galiba Flaman bölgesi. Yani bu asıl sorunun temeli buradan başlıyor. Zaten o yazılarımı yazdığımda geç kalındığını söylemiştim. Eğer ki daha geriye gidersek, ta Şubat ayında ben Çin'de bu vakaların yükselmesinden, sonradan İran ve İtalya'da başladığı günlerde söylemiştim. Bakın, geçmiş bilmezsek geleceği daha doğru düzgün inşa edemeyiz. Geçmiş derken yakın geçmiş. Şubat ayında karnaval tatili oldu Belçika'da. İtalya ve İspanya'ya tatile gidenler oldu. İtalya özellikle kayak için tatile gidenler oldu. Oradan gelenler ve İtalya'nın bu Lombardi bölgesinde işte kuzey bölgesinde en çok oradan tatilden gelenler geldi. Ve virüsün yayılmasında bunların çok büyük bir etkisi var, faktörü var. Aynı zamanda yine karnaval tatilinde biliyorsunuz burası Brüksel. Avrupa Birliği'nin başkentinde yaşıyoruz ve burada binlerce Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na çalışan memurlar var. İtalyan memurlar, oradan gelenlerin hepsi bu virüsü bu tarafa taşıdılar. Doğru dürüst bir hükümet olsa veya o bahsettiğim siyaset öngörü sanatlığı dediğimde bunu öngörüp de hemen o dönemde bazı kararlar alınsa, en azından okullar kapatılsa belki bugün bu noktaya gelinmezdi ve bazı kararları daha önce alıp hastalık seviyesini düşürseydik bugün Zuhal Hanım kafeteryasını açmış bulunurdu. Evet. Şuna da altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın ilk günlere ne dediler? Maskeye gerek yok. Maskeyi sadece hastalar taşımalı. Hasta olmayanların maske taşımasına gerek yok. Bir arkadaşla bunu konuşurken, Şubat sonu Mart başından bahsediyorum ben. Dedim ki bak, bugün lösemi hastalarını örnek alalım. Lösemi hastalığı yani kan kanseri atıcı bir hastalık mı? Değil. Ama lösemi hastalarına devamlı maske takarlar kalabalık yerlerde. Yandan etkilenmesin diye. Tabii niye etkilenmesin diye. Demek ki maske etkilenmeyi koruyor. Evet. Ama neydi aslında yalan söyledi, yalan neredeydi? Çünkü ellerinde maske yoktu. Hazırlıksız yakalandılar. Sahte maske bulamadılar.
Efendim? Sağlık Bakanı'nın kendisi maske insanlara sahte bir korunma duygusu veriyor dedi. Peki şimdi neden maske artık gerçek korunma duygusu veriyor? Ne değişti? Maskeler mi değişti? Veya virüs mü değişti? Demek ki bu yalan. İşlerden hiç anlamıyor. Bu yalan. Bu Belçika'daki siyasetçilerin veya virologların işte ortak kararı, birçok kararı insanlara söylediği yalanlardan bir tanesi. Maske 2 ay önce de koruyordu insanları. Bugün de koruyor. %100 mü koruyor? Hayır. Tabii ki bunun ek olarak işte günlük söylenen ellerimizi yüzümüze vurmayacağız. Ellerimizi devamlı yıkayacağız. Ondan sonra 1,5 metre mesafe tutacağız. Ama bunu ek olarak o günlerde maske ithalatı ve ihracatını ve yapımını başarabilseler de bu sıkıntıları biraz daha hafifletmiş olurduk ve bugün bunları yaşamazdık. Yani maskeli yalancılar derken bir yanda siyasetçiler... Evet, ironi yapıyorum orada aynı zamanda. Tabii, siyasetçiler görevini tam anlamıyla yapmadı. Bir de bu işten sorumlu olanlar. Peki bir parantez içerisinde yerel yönetimlerin de alınan kararları uygulamada belli bir sorumluluğu var. Nitekim örneğin Skarbek'te orada bir kriz komitesi var. Belediye başkanı da muhtemelen bu kriz komitesinin başkanı. Orada gerçek anlamda böyle etkili bir gözcülük yapabildiler mi sizce? Şimdi yani şu andaki bulunduğum konum dolayısıyla tabii Skarbek Belediyesi'ni eleştirmem başka algılara yol açabilir. Yanlış anlaşılır. Açsın canım ya yanlış ama varsa şunu, yanlış. Şunu, tabii yani. Şunu söylemek istiyorum. Bakın işte haftaya ayın 18'inde okullar kısmi olarak bazı sınıflar açılacak. Geçen hafta Emel Köse bir soru sormuş. Facebook'ta gördüm belediyeye. Evet. Belediye başkanına. Okulların açılmasını nasıl hazırlayacaksınız? Hazır mısınız diye. Belediye başkanının, başkan yardımcısının eğitimden sorulmuş cevabı var. Biz her şeye hazırız. Ayın 18'inde okullar açılıyor. Ama bugün gelen bir habere göre Skarbek Belediyesi pazartesi günü okulları açmama kararı almış. Bir saat önce düştü bu haber. Evet. Açmama kararı almış. Demek ki geçen hafta yalan söylemişler hazırız diye. Hazırsan niye açmıyorsun bu hafta? Evet. Açmıyorsan demek ki hazır değildin. Evet. Böyle sıkıntılar var. Hakikaten yerel yönetimler de iflas etti. Bölgeler de aynı bu sıkıntıyı yaşadı Belçika'da. Aynen. Federal hükümette. Artık bu ülke ya beraber yaşayacak, her yerde herkes eşit olacak. Bir Valon çocuğu, bir Brükselli çocuğu, bir Flaman çocuğu öbüründen üstün olmayacak. Herkes eşit olacak. Ve artık bu ülke bölünecekse bölünsün. İsviçre gibi bir konfederasyona doğru gitsin bir an önce. Ama bu şekilde bu kavgalarla, yıllar süren bu kavgalarla bu ülke bir adım ileri gitmez. Ülke yönetilemez hale geldi. Ve bunun da cezasını maalesef cefasını vatandaş çekiyor. Doğru. Peki bu başlıkla alakalı dedik esnaflar, efendim işçiler, iş yerleri mağduriyeti vesaire. Bu arada bir kazanan ve kaybedenler var. Siz bir iş adamısınız aynı zamanda. Yani kaybedenleri biliyoruz. İşte Zuhal'ın kendi hikayesini anlattı. Ben bu salgının en büyük kaybedenlerinden biriyim dedi. Peki bunun kazananları da var. Kazananları kim sizce? Şimdi şöyle anlatayım. Bana göre esas kaybedenler işte orta ölçekte Türkiye'de eskiden COBİ dediğimiz burada endepananlarıydı. Küçük işletmeler kaybetti. Özellikle oraya kasıtlandı. Bakın Brüksel'in fabrika yok Brüksel'de öyle çok. İşte Volkswagen fabrikası var, Audi fabrikası var Kore'de. Ama Brüksel genelde hizmet sektörüyle yürüyen bir bölge. Bütün orayı kapattığınızda siz binlerce insanı etkiliyorsunuz. Yüzlerce, gene binlerce orta işletmeli, küçük patronları etkiliyorsunuz. Zuhal Hanım bunun en iyi örneği. Onlara bir an önce destek vermek gerekiyordu. Az önce kendisi de anlattı. Perşembe akşamı ayın 14'ü 15 Mart bilmiyorum. Evet. Karar aldı Belçika hükümeti. Cuma günü akşam 12'de kapatıyorsunuz. Ve en azından insanları uyararak hafta sonunu geçirseydi o esnafa onlar buzdolaplarındaki bulunan eşyalarını, oradaki stoklarının bir kısmını boşaltıp çöpe atmazlardı. Çöpe atmazlardı. Kazananlar her zaman kendileri bir de büyük şirketler. Bir örnek vereyim size. Denemek için yaptım bunu. Biz de burada iş adamıyız dediğimiz gibi işte gayrimenkullerimiz var. Benim 2 tane kiracım, ben aradım. Bir evden. Bunlar işte bir tanesi restoran, bildiğimiz piyano işletenler arkadaşlar. Bir tanesi de benim evim karşısında bir kahve işleten bir fasta. Onları ben aradım dedim ki hiç sıkıntıya girmeyin.
kiralarınızı ödemeyin. Ne zaman ileride açılırsa yavaş yavaş ekler gidersiniz dedim onlara. Ve bilinçli olarak Aksa'ya, ipotek kredimin olduğu bankaya bir mail yolladım. Dedim ki benim iki tane kiracım kirasını ödeyemiyor. Benim banka kredimi 6 ay hükümetin de işte dediği gibi. Bunu da söylediler çünkü işte dil diş arasında söylediler. 6 ay erteleyebilir, erteleyemeyebilir. Bir karar da almadılar, mecbur etmediler bankaları. Eder gibi göründüler. 6 ay benim kredilerimi erteleyin diye. Biliyorsunuz cevap dahi gelmedi. Evet. Kazananlar bunlar. Aslında bana göre bu salgının henüz o aşamada değiliz ama sizin de belirttiğiniz gibi o aşamaya da gelinecek. En büyük kazananları parayı kiraya verenler. Yani kredi bankalar olacak. Örnek verdim. Tamam, işte, abi, onlar kazandı. Neymiş? Şartlara bağlıyorlar. Tek evin olacakmış. Vesaire vesaire. Tamam ama kiracıdan alacağı kiraya göre ayarlamış onu yaparken finans planını bu iş adamı. Bugün o kirasını alamazsa seni nasıl ödeyecek? Kirasını alamadığını vazgeç. O işletmeyi işletmiyorsa nasıl ödeyecek? Bunları da düşünmek gerekiyor. Halbuki 6 ay erteleseler o bankalara hiçbir zararı olmaz da. Peki. İşte ben lafınızı kestim. Buyurun. Ben aynı durumdayım. Mesela işletmem var ama kiracım da var. Kiracımın kirasına göre kredimi ödüyorum. Ama kiracım kirayı yatırmadığı için kredimi ödeyemiyorum. İşletmem de kapalı olunca ne yapacağım? O zaman hani sıkışıp kalıyorum yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok doğru. Bu işin sonu nereye varacak hep beraber göreceğiz. İsterseniz bir Kadir Duran, tabii Kadir Duran aynı zamanda bir finans uzmanı. Şeyi gördünüz, hem Sait Köse'yi dinledik hem Zuhal Hanım'ı dinledik. Durum çok vahim Kadir Bey. Ne olacak bu işin sonu? Yeni gelişmeler var mı? Bugün evet. Hükümet bazı konularda yeni düzenlemeler dedi. İşte okullar, berberler, güzellik salonları, işte pazarlar, toplu pazar yerleri var. Efendim işte 30 kişilik seremoniler olacak, nikahlar yapılacak, cenazelere katılabilecek insanlar. Bir de spor işte 20 kişilik gruplar halinde gezilecek ama restoranlar, kafeler kapalı olacak. Evet. Böyle ikinci, üçüncü derecede belki konuşulan konu başlıklarını gündeme getirdiler ama asıl ekonominin kalbi olan inşaat sektörü, oreka sektörü, üretim sektörü yani ve hayatımızı derinden etkileyecek tüm diğer üretim araçlarıyla alakalı oradaki aksaklıkları tamir edecek, yeniden çalışır vaziyete getirecek konu başlıkları ile ilgili bir açılım, bir işaret yok. Ne olacak bu işin sonu? Kadir Duran. Evet başkan, sizin bugün söylediğiniz gibi öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Sıra bende ve iyi akşamlar Zühal Hanım, Sait Bey, başkanım. İyi akşamlar. Bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'nde neler oldu? Yani bu bayağı bir önemli bir nokta bugün. Yani her şeyden konuşuldu. Fakat oreka, yani otelcilik, restoranlar, kafe veya vesaire turizmi sektörü pek konuşulmadı. Yani bunlar biraz unutulmuş bir halde görüküyor. Ve Haziran'dan önce bu konuların da açılmayacağı belli oldu. Çünkü Başbakan kendisi de hiçbir itirafta bulunmuyor. Ve de bir bilimsizlik durumuna düşmüş durumdayız. Ondan bence kafe ve restoranlar şu anda unutulmuş ve en az bir ay unutulacaktır. Bunun da mağdurları maalesef çok küçük esnaflar veya orta esnaflar, bunlar da kiralarını ödeyemiyorlar. Aynı Zuhal Hanım'ın yaşadığı bir olay gibi. Yapılan yardım, hatta bu yardımlar Valon bölgesinde çok şirketler bu yardımdan hala faydalanamadılar. Bilmiyorum mu, doğru mu Zuhal Hanım? Duyduğuma göre çok esnaf hala parasını almadı. Yani prim almış değiller. Karantin bitti, lockdown bitti ama prim gelmedi. Yani böyle bir sorunlar yaşanıyor. Bunun da nedeni Sait Bey'in önce söylediği gibi Belçika'nın var ya farklı bölgelerde idare olduğundan sonuçlanıyor.
Brüksel'e gelince, Brüksel'deki bütün esnaflar, yani müracaat eden esnafların %99'u primini almış durumda. Onun için de son bilgiye göre... O net olsun. Hangi prim? Brüksel'de verilen tek prim. Dört tek primden konuşuyorum. Küçük esnaflara ödenen bir seferliğe mahsus 4000 euro. 4000 euro, evet. Evet. %99 almış durumda. Çünkü 250 esnaf bu primden faydalanamadı. İşte o da teknik sorunlardan genelden kaynaklanan şeyler. Ve de önemli bir şey var. Yine küçük esnaflarda burada bir mağdurluk var. Çünkü kimi şirketin bu primden faydalanabilecek durumda olsa bile faydalanamıyor. Çünkü banka hesapları olmuyor. Şimdi, onu bir netleştirelim. Banka hesabı ne alaka? Çünkü prim almak için, primi alabilmek için prim sizin şirketinizin banka hesabına gidiyor. Evet. Eğer banka hesabınız... Yok mu işte? Çok şirketin banka hesabı yok. Öyle şey mi olur? Evet, öyle. Ben ilk defa duydum. Evet. Ben de ilk defa duydum. Belçika'da öyle bir sorunlar da yaşıyoruz. Kimi banka müşterilerini atıyor böyle. Attıktan sonra bu müşteriler banka hesaplarını açtıramıyor başka bankada. Yani kaş yani çalışmaya başlıyorlar. Bir şeyle ilgili. Anladım tabii. Yani bir mali bir davası doğrudur. Mahkemelik bir şey olan ne tabii. Maliyle ilgili sorunlu olanları açmıyorlar. Doğru. Yani bankalar kendinden aldığı bir karar bunlar. Sizin haberiniz yok. Ama size karar, şimdi şöyle diyelim ki bunlar toplam esnafların yüzde kaçı? Yani böyle bir, iki kişi, beş kişi olur da. Burada çok esnaf var başkan. Yani bunun bir araştırması olsa, yani Brüksel bölgesinde çok, Brüksel değil, Belçika. İflas edenlerin oranı Brüksel'de daha yüksek geliyor. Bu doğru mu? Bilmiyorum, onu bilemem. Onu bilemem. Hayır, çünkü tabii. Öbür bölgeleri çok iyi bilmediğim için diyemem. Şimdi her yıl Belçika'da 10 bin, 12, 13 bin civarında evet. İşletme iflas eder. İflas edenlerin oranı diğer bölgelere göre Brüksel'de daha fazla değil. Öyle rakamları ben de okumuştum. Ya tam öyle değil de. Rakamlarını bilmiyorum ama evet. Brüksel'de iflas daha çok olduğunu biliyoruz, evet. Yani genel olarak. İşletmeci daha fazladır Brüksel'de de, o yüzden de yani. Yok, genel olarak o değil. Değil sorun o değil aslında. Belçika'daki genel iflas biliyorsunuz 10 bine kadar gidiyor. Bu yıl tabii ki daha rakamlar açıklanmadı. Çünkü 30 bin olabileceği söyleniyor. 30'dan evet, fazla olur. Evet, şu anda iflas yasak diyebilirim size. Yani Haziran ayına kadar ödeyemiyorsun. Kredini ödeyemiyorsun. Evet. Yani devletten herhangi bir destek de alamıyorsun. Nasıl olacak o yani? Şu anda askıya alındı iflaslar ondan. Yani hukuki olarak iflas etmez de dükkanı kapattı mı adam? Evet. Ama devlet tarafından da hukuki olarak size iflas yasak diyor. Yani bir ay daha yasaklık var. İflaslar yasaklığı var Belçika'da. Ondan bir ay sonra... Bundan ne anlamalıyız? Çok saçma. Bundan anlamalıyız ki yani bayağı bir büyük sorunlar var ki bunlar yasaklı şu anda. Yani böyle küçük esnaflar bu yıl yani 10 bin diyoruz ama belki 20 bin olacak, 30 bin olacak. Ama bir şey yok. Gerçek olan... Galiba 12 bindi. 2019 rakamları 11.800 civarındaydı. Evet, o düşüşler çıkışlardan da kaynaklanıyor tabii. Belçika gibi bir ülke için çok büyük bir rakam gerçekten. Ama o kadar da yeni iş yerler de kuruluyor. Yani onu unutmamak gerek. Yani bu yönden Brüksel'de daha az kuruluyor iflaza bakarak. Sorun orada. Peki o zaman şeyini kesiyorum ama sözünü daha net anlaşılsın diye. İflas yasak derken devlet şunu mu söylemek istiyor? Biz sizin mağduriyetinizi gidereceğiz. Sabredin mi diyor yani? Yok, devlet onu başka türlü gerekçesi başka gerekçe veriyor. Diyor ki şu anda diyor şirketleri diyor devlet tarafından iflaza verilmez diyor. Yani karantinosun, lockdown sürecini geçirdikten sonra daha çok şey netleşecek diyor. Ondan sonra bütün iflazlara başlayabiliriz diyor. Ondan işlem yapmıyor ama tabii işlem iflaz yapmıyor. Kapıya gelmişse aslında, iflas et. Hüseyin Bey aslında yine yani biraz dolandırıyorlar. Şöyle anlatayım ben. Aylardan beri mahkemelerde hakim yok, savcı yok, görüşme yok, kapalı her yer. Evet, hani, teletrafik. Nereden görüşecek iflasını? Kim gidip de ticari mahkemede önündeki dosyaları açıklayacak? Ve bugün iflas etmeyin diyor. Neden? Çünkü dolup kalacak dosyalar ve sağlıklı karar veremeyecekler.
anlaşılıyor. Ya bir de o yüzden yani yine hükümetin küçük bir oyunu. Ya bir de bir şey daha var yani çok insanın bilmediği. Eskiden bir şirket var ya iyi gitmiyorsa siz kendiniz gidiyordunuz mahkemeye dosyanızı verip iflas ediyordunuz. Kendi başınıza. Ama artık Belçika'da böyle olmuyor. Artık iflas için bir avukattan geçmeniz gerekiyor. İşte bir, her türlü mesleği çalıştırmak için. Evet. Bir kere karantin, evet, lockdown sürecinde avukatlar yoktu ortada. Bir kere. Tabii ki. Yani iflas ulaşamıyorsun zaten... kimseye. Kimseye ulaşamıyorsunuz. Ve artı en kötüsü iflas etmek için paranız gerekiyor bugün. Bir avukat iflas dosyasını 1000 eurodan aşağı yapmıyor. Doğru. Peki Kadir Bey, şimdi, evet, şimdi hükümet tarafından bir destek programı var. Bütün söylediklerinizden anladığım kadarıyla bu destek programı işlemiyor. Yani şu anda işlemiyor. Peki ya vaat edilen her ne kadar işlemese bile bir vaat var ortada. Bu vaat edilen devlet destekleri bu haliyle kurtarıcı bir etki yapacak mı girişimciler için? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence çok saçma bir yardım bir kere. Yani saçmalığı devlet içinde 3 farklı rakam olmaz. Bu birinci saçmalık. Ve ikinci saçmalık, bu rakam nasıl hesaplanmışsa hala anlamış değilim yani. Şimdi diyelim 4000 euro örnek veriyorum. 4000 euro bir prim veriyor bir devlet sana. Bu 4000 euroyu 100 euro ödeyen esnaf, kira ödeyen esnaf ve 10.000 euro kira ödeyen esnaf aynı parayı alıyor. Evet. Yani burada bir adaletsizlik var baştan. Yani bunu yani var ya... Bu yardımların zor durumda olan esnafları, girişimcileri kurtarma şansı bu haliyle yok diyorsun. Yok, bu sadece göz boyama bir primi. Kim faydalanabilir? Yani o primden hiçbir şirketi kurtaramazsınız. Yani hatta bir restoranın veya bir kafenin açılışı en az 4000 euro tutar bu şu bu haliyle. Onun var ya stokunu yeniden yapacaksınız. Eski stoklar tüm çöpe gidecek. Yani nereden baksanız bir restoran 4000 ile 6000 arası stok yapması gerekiyor. Açmak için. Prim zaten yetersiz. Peki. Ve artı yani diyebilirim yeni bir prim geliyor. Bir hazırlık var mı? Yani sen finans dünyasını biliyorsun. Şu andaki hükümetin bütün söylemlerini düzenli olarak takip ediyorsun. Ya. Size gelen herhangi bir farklı bir uygulama, farklı bir hazırlık, bir finans desteği söz konusu. Sadece evet. Finans desteği demeyeyim çünkü şu anda yani muhtemelen haftaya 2000 euroluk prim çıkacak yeniden. Yeni bir yine destek. Yine bir küçük destek. Bu da kapanmış bütün kapanıp ve kimi sektörün kapanıp faydalanmayan sektörlere verilecek bu 2000 euroluk. Ne mesela net örnek. Örnek siz oreka sektöründe değilsiniz. Siz evet, kapatma zorunda kaldınız ve bu primi alma şartlarında değildiniz. Yani sektör olarak bu sektörden farklıydınız ve satışınız çok düştü, çironuz çok düştü. Ondan faydalanabileceksiniz. Böyle bir proje. Ticari müesseseler için. Evet, bu da yeni bir proje. Vesaire onlar değil. Ticari kurumlar için, evet. Size nasıl diyeyim mi? Muhasebeciler için. Yani. Ha işte Kadir yaşadı. Kendisiyle ilgili bak onu. Yani böyle bir... Biraz şakasını yapıyorum ama yani. Dolanıp duruyorsun böyle. Biz de bilelim en azından. Ben de şimdi Hüseyin Bey 2000 falan daha geliyor falan diyor. Bir heyecan yaptım ama. Düşmeymiş be. Herse kadim değil. Biraz da esprisini yapalım diyorum ama. Yani. Ama onun yanında. Siz de zor durumdasınız tabii. Yani ki. Esnaf kazanamazsa siz de krizdesiniz. Ve de iş çoğalıyor tabii ki. Onun yanında önemli tabii ki adımlar atılıyor. Yani burada her şeyde kararlamak değil yani şeyimiz. Bunun, işte, o ne? Evet, bunun yanında yani yeni destek değil de yani buna nasıl diyeyim size krediler açılacak.
Yani şimdi az önce söyledik ya kazanan. Bu kadar basit. Yani önce sen beni iflasa sürüklüyorsun. Ondan sonra kredi al git. Tabii bastırıyorsun. Nefes alamaz hale getiriyorsun. Ondan sonra sistemi. Evet, sizi i̇şte kredi yönlendiriyorum. İki tip kredi var. Bunu da söyleyeyim de. Şimdi banka tabi, banka kredileri var. Bundan faydalanabileceksiniz. Küçük bir faiz üzerinde. Onun arttığı bir de devletse kolaylık kredileri çıkacak. Veya vergi kredileri çıkacak. Veya katma değer vergilerinin düşmesi, askıya alınması çıkacak. Yani devlet bir yandan çözüm arıyor. Ama sorun orada değil. Devlet kendi bilmiyor nasıl yapacağını. Kendisi çözüm aramakta şu anda. Bize sorsunlar biz söyleriz onlara. Biz anlatırız onlara, evet. Yani şu anda gelişmeler bunlar. Ama bir dakika haftaya daha net bilgiler peki çıkabilir yani. Peki, bu yönde. Şimdi evet bir tur böyle yaptık. Şimdi tekrar Zuhal Hanım'a dönüyorum. Şimdi Zuhal Hanım aşağı yukarı tabloyu genel hatlarıyla ortaya koyduk. Sıkıntıları evet ortaya koyduk. Peki bu salgın sonrası, yani şöyle düşünelim, öyle olup olmayacağını da hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Haziran ayında bu salgın sona erecek diye net bir cümle kim kurabilir? Şu anda kurma şansımız yok. Bilemiyoruz. İşte ikinci dalgadan bahsediliyor vesaire vesaire. Ama şöyle diyelim, şu andaki salgındaki rakamları takip ettiğimiz zaman, işte hayatını kaybedenlerin sayısının düşmesi, hasta sayısının düşmesi, iyileşenlerin sayısının yukarı çıkması bize bir umut veriyor ve şöyle bir beklenti içindeyiz. İşte Haziran ayında, en geç Temmuz ayında bu salgın büyük ölçüde etkisi ortadan kalkacak diye umuyoruz veya öyle düşünüyoruz. İnşallah. Peki siz bir girişimci olarak salgın sonrası neler bekliyor? Ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız? Bir kere dediğim gibi Hüseyin Bey, geçmişin yani bu son 3 ayın, 4 ayın birikmişleri var. Yani önümüzde bir sıkıntı olacak. Kesinlikle başlarken Kadir'in biraz önce dediği gibi belirli bir likiditeye, hadi tamam neyse çalışıyoruz, yaparız diyoruz ama öyle bir likiditeye ihtiyacımız olacak iş yerimizi açmamız için. Devletin evet, işte bazı destekleyici devletin yardımları, bazı kredileri dediği gibi faizlerin düşüşü veyahut da ne bileyim vergi ödemelerinin biraz ertelenmesi, İşte gönderilen faturaların, hani biliyorsunuz Belçika'da son zamanlarda moda oldu. Belki biraz konunun dışında değil konuşacağım ama belki önceden, mesela ben yıllardır iş yaparım. Önceden size bir fatura gönderirlerdi. Faturayı bir hafta, 10 gün veya bir ay ödemediğinizde tekrar gönderirlerdi. Bir hatırlatma. Şimdi direkt hiç öyle hatırlatma falan yok. Fatura arkasından 10 gün sonra hemen size bir mise en demeure diyorlar. İşte onu gönderiyorlar. Arkasından hemen haciz gönderiyorlar. Bilmem işte şu kadar haciz masrafları, şu kadar işte posta masrafı bilmem ne. Siz 100 euroyu burada 200-250 euro ödetiyorlar size. Öyle bir moda çıktı biliyorsunuz. Şimdi son zamanlarda böyle. Devletin bunlara bir şey yapması gerekiyor. Yani hükümetin daha doğrusu bir şey yapması gerekiyor. Ve kesinlikle küçük esnaf, büyük esnaf gözetlemeden desteklemek gerekiyor. Çünkü çok büyük iflaslar olacak. Ben mesela dün bir arkadaşımla görüştüm. Arkadaşım diyor ki çok ilginçtir diyor, intihar edenler oldu. Bilmiyorduk mesela, hiç ilk defa duydum. Bu tür şeylerden iş yapan insanlar çok sıkıntıda oldukları için bunalıp intihar eden bir iki insan tanıyorum diyorlar. Mesela çok sıkıntıya girdiği zaman insanlar bunalacaktır. Haliyle Sait Bey'in dediği gibi mahkemeye hiçbir şekilde ne bir avukatla görüşebiliyorsunuz. Belki Kadir karşımızda tanıdığımız için aradığımız zaman buluyoruz ama muhasebeciyle görüşemiyorsunuz, siz mail atıyorsunuz, bir hafta sonra size dönüyorlar. Avukatlarla hiçbir şekilde görüşemiyorsunuz, ne yapacağım diyorsunuz. Kiracınız zaten sıkıntıda, size para ödeyemiyor. Siz karşıdaki insana para ödeyemiyorsunuz, ne yapacaksınız? Bunlar tabii geleceğimiz için bayağı bir sıkıntı doğuracaktır. Kesinlikle bütün esnaflara, yani bu ben sadece oreka şeyinde söylemiyorum ama bütün esnaflara devletin bir destek çıkması gerekiyor. Ve bunun hiçbir şekilde, yani insanların suçu değil ki, bu doğal bir şey. Mesela bu virüs, ne ben virüsü attım ortaya ne bir başkası attı. Yani biz bir anda 24 saat içinde, Sait Bey'in dediği gibi 24 saat içinde iş yerinizi kapatıyorsunuz. İşte hiç kimse evinden dışarı çıkmayacak. Pat diye kapılarımıza kilidi vurdular. Polis zoruyla kapandı mesela çoğu yerler. Teraslarımızı kaldırmamıştık, polisler kaldırdı. Şimdi bunların tekrar yeniden olması için mesela yerel yönetimler de öyle, Hüseyin Bey.
4.000, evet. 5.000 euro teras parası ödüyoruz yılda. Mesela bunların kaldırılması gerekiyor. Bunların biraz insanlara daha ne bileyim yardım babında yerel belediyelerin de yardım etmesi gerekiyor. Ama ne belediyeden bir yardım var, ne hükümetten bir yardım var. Bilmiyorum, geleceğin ben çok parlak olduğunu görmüyorum ve büyük iflasların olacağını da çok iyi biliyorum. İnşallah bu arada ben de tabii iflas etmem, tabii zorlanıyorum biraz ama tabii ki götürmeye çalışıyorum ama gerçekten çok zor yani. Önümüzde çok büyük riskli bir dönem başlıyor. Bir de dediğim gibi eğer hangi sektörde şimdi mesela dün Sait Bey'in şeyini gördüm, yayınını, doğru. Büyük bir mağazanın önünden geçiyor Sait Bey. En az 800-900 kişi kuyruğa girmiş. Neymiş efendim orada? İşte mağazanın ismini de söyleyelim, sorun değil. Aksiyon mağazalarında işte 3-5 kuruşa bir şey alacaksınız. Şimdi bu kadar ihtiyaç doğmuş 3-5 kuruşa. Bu büyük sektörlere bütün yardımdır bu açılan şeyler. Doğru. Devlet çünkü hep büyüklerin yanında oldu. E şimdi ben mesela, benim o kadar büyük bir mağazam yok, o kadar büyük bir iş yerim yok. Ne yapacağım? Küçülteceğim. 20 kişi alacağım, 10 kişi alacağım. 10 kişiyle de ben hayatımı nasıl idame ettireceğim? Nasıl ödemelerimi yapacağım? Nasıl götüreceğim bu işi? Yani bunlara kesinlikle bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yani Sait Bey'e hak veriyorum. Maske takmayacağız önce. Şimdi maske zorunluluğu var. Şimdi dezenfekte ilaçları var. E şimdi maskelerin kutusuna gidin bakın. 35 Euro'dan başlıyor maskeler. 60 Euro, 70 Euro'ya çıkıyor bir kutu maske. Onlar da kazananlar grubu. Yani şimdi böyle bir şey var mı? Aslında diyorum ki kafeyi kapatacağım, maske işine gireceğim. Başka çaresi yok yani. Bu peki işte... bu biraz önce söylediğiniz salgın sonrası Belçika ekonomisini yeniden canlandıracak veya canlandırmak adına neler yapılmalı diye bir başlığımız da var. İsterseniz onun için de bir şeyler söyleyin. Yani tamam, bir özet yaptınız, sıkıntılar ortada ama neler yapılabilir? Bir dediniz, devletin yardım etmesi gerekir, finans desteği olması gerekir. Efendim iki, işte krediler söz konusu. Başka neler olabilir? Yani bu krizden çıkmak için kafanıza tasarladığınız başka öneriler var mı? Vallahi benim kafamda tasarladığım, zaten devlet yani kendine belirli bir bütçe hazırladı bu krizden çıkmak için. Zannediyorum öyle bir bütçe var devlette. Yani bu bütçe eğer hazırlandıysa, devlet o planları, o bütçeyi doğru dürüst uygularsa zannediyorum krizden çıkılır yani. Çok da aman aman çıkılmayacak bir kriz yok. Fakat şimdi dediğiniz gibi bir siyasetçi 40-50 bin euro maaş alıyorsa, öbür tarafta diğer insana 1200 euro verilmiyorsa, yani bu krizden çıkılacağını hiç tahmin etmiyorum. Biraz da tabii herkes... Bütün herkes, işveren, işçisi, işvereni, halkın herkes elini taşın altına koyduktan sonra ülke olarak bir krizden çıkılır yani. Çıkılmayacak herhangi bir şey görmüyorum. Fakat yani dediğim gibi... Devletin hazırlayacağı kriz sonrası... Bir projeye göre. Finansal bir proje yardım, hazırlamaları lazım. Tabii ki. Hem milli mesela, bir proje. Aynen öyle. İnsanlar da uyacaktır haliyle o projeye. Hepimiz mesela bu zorluğu atlatırız o şekilde ama... Hiç proje yapılmadan, hiçbir şey olmadan, bugün böyle, yarın başka bir şey olursa bir belirsizlikle zannetmiyorum krizi atlatacağını insanların yani. Peki. Peki Sait Bey, şimdi esnafları ve iş yerlerini neler bekliyor salgın sonrası dedik. Bir de ekonominin yeniden canlandırılması için neler yapılmalı? Yani bu iki başlığı değerlendirirsek sizin açınızdan neler söylenebilir? Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi Hüseyin Bey, şöyle, az önce anlattık bütün bu esnafların, işte orta direk dediğimiz KOBİ'lerin, küçük ve orta boy işletmeler oluyor değil mi KOBİ? Tam işte Zuhal Hanım bunun bir canlı örneği, kayboldu gerçi bu arada, düştü galiba Kadir Bey canlı. Yok, buradayım. Yok, burada. kolay kaybolma. Tamam, teknik arıza oluyor bazen. Yedik, bunları da öğrenmiş olduk bütün bu. Sizi bırakmıyorum ben Sait Bey. Zuhal Hanım çok mücadeleci ve inatçı. Evet, gitmeyin, bizi yalnız bırakmayın bakın. Evet, biraz da iki kişi gazeteci, yani biz burada misafiriz, beni yalnız bırakmayın. Evet. Şimdi bütün bu, demin Kadir Bey'in anlattığı gibi, işte bankada hesabı olmayan şirketler, işte prosedürlere tam uyamayanlar, bir evrağı eksik olanlar, geç kalanlar falan. Yani devletin alacağı kararlar basit olması gerekiyor. Vatandaşın veya işverenlerin çabuk bir şekilde anlayacağı şekilde fazla uğraştırmadan onlara destek olması gerekiyor. Bakın bu da nedir? Az önce Zuhal Hanım bahsetti, işte
Hemen mizan dövme yok. Arkasından icra ve icraya veriyorlar. Şu bu. Bir kere ben Belçika'da henüz bir kanun görmedim. Bütün icra dosyalarının 3 ay ertelenmesi. Var mı böyle bir karar? Yok. Evet. Peki bunu almak, bu kararı almak zor mu? Hayır. Asla mecliste değil. Mecliste bunu sunacaklar. Federal meclis karar alacak. Belçika'daki bütün icra dosyaları 3 ay, 6 ay ertelenecek. Yani bu buradaki işlem şu. Vatandaşın herhangi bir tekrar, evet, işletmecinin herhangi tekrar bir prosedüre tabi tutulmayacak. Aynı şekilde işte az önce yine Zuhal Hanım bahsetti. Çok güzel örnekleri veriyor kendisi de burada bu akşam. İşletmeci olarak da güzel anlatıyor. Ha. Bütün işletmecilerin artık ciroya göre, Kadir daha iyi bilir, bu küçük ve orta boy işletmelerinin bütün kredi borçlarının 3 ay veya 6 ay neyse işte bu virüsün kaybolacağı süreye göre ertelenmesi gerekiyor. Yani adama tutup da 1000 euro vermek için 1001 takla attırmaktansa adamın borçlarına bir kararla, kanunla, ki zor bir şey değil bu yani, her kararı alıyorlar da onu alamıyorlar mı? 3 ay 6 ay ertelerseniz bütün bu insanlar en azından nefes alırlar ve geri açtıklarında ellerindeki o hazinede, işte onu hazine diyoruz Fransızca, trésorerie, ellerindeki paralarını da akitlerini o işletmelerini geri açmak için kullanırlar. Çünkü hem orayı açmak için para harca, hem devlete olan kredi borcunu veya bankada olan kredi borcunu, devlete ONSS borçlarını öderken bu insanlar boğuluyorlar. Ve psikoloji çok önemli burada. Eğer ki siz bunu yaparsanız, bu insanların borçlarını ertelerseniz, onların psikolojisi rahatlar ve kendilerinin işlerine daha rahat verir. Alın siz ekonomiyi tekrar geri lanse etmenin bir yöntemi. Tabii, evet. Motivasyon önemli. Evet. Peki bu arada Zeki Yalçın'ın bir mesajı olmuş bize. Onu da paylaşalım. Zeki Bey'e buradan selamlar. Bu virüs demiş, önce bağışıklık sistemi zayıf olanları burada vuruyor. Ekonomide de aynı görüntü olacaktır kanaatindeyim. Şöyle ki, sağlık kurumları, üretim yapısı, ekonomik gücü zayıf olan ülkeler, üretmeden tüketen ülkeler, bu sarsından daha çok zarar göreceklerdir maalesef. Bu küçük büyük şirketler için de geçerlidir. Buradan ders almak lazım artık. Kendimize dönüp kendi kendimize yeterli olmalıyız. İşte maske sorununu gördük. Ülkeler önce can, sonra canan kavgasındaydılar. Tabii Avrupa ülkelerinin bazıları da birbirlerine girdiler. Zannediyorum bunu kastetti. Peki Sait Bey, şimdi bazı önerilerde maskeli, de bulunuyor. Maskeli yalancılar demiştik ya. Bir de okuduk yani, maske hırsızları çıktı. Evet. İtalya, İspanya'nın maskesine el koydu. Öbürü işte başka bir ülkenin maskesine el koydu. Maske yalancılarının arkasında maske hırsızları çıktı. Evet. Tüm Avrupa Birliği'nin burada yani zor, kötü işlediğinin en güzel örneğini görmüş olduk. İngiltere'ye kızıyorduk. Belçika değil. Brexit diye ama. Değil. Evet. Sadece Belçika değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği de Belçika'nın yapısal siyasi açıdan yaşadığı sorunlara benzer bir sorun Avrupa Birliği bünyesinde de var. Birbirlerine girdiler. Birbirleriyle yardımlaşacakları yerde. Öyle oldu. Öyle oldu maalesef. İşte Almanya bir göstermelik biraz hasta aldı İtalya'dan. O İtalya'daki hastanelerin tamamen dolgunluk yaşadığı günlerde. Ama çok basit ve sembolik kaldı maalesef. Bakın Belçika açıklama yaptı. Biz hasta almıyoruz dedi. Halbuki Belçika'da yoğun bakım üniteleri hiçbir zaman %56'yı geçmedi. Yani %44'lük bir esneklik olmasına rağmen Belçika hiçbir ülkeden hasta almadı. Buralarda yani Avrupa Birliği sınıfta kaldı. Evet. Yani bu salgın konusunda hiçbirliği yapamadı. Evet. Özellikle İtalya'da yaşanan ilk o yaşanan ölümlerde hakikaten utanç vericiydi. Yani Avrupa Birliği'nin hiçbir şey yapamaması. Gerçekten öyle. Doğru. Evet, Kadir. Evet. Şu anda başlıklarımıza genel anlamıyla tek tek değindik. Ama bir son bir tur yapalım bence. Biraz da şimdi şeye takıldım ben. Bu Sait Bey'in maskeli yalancılar başlığı var. Ama ben o maskeli gruplar bana göre çok fazla. Maskeli yöneticiler de var bunun içerisinde. Maskeli politikacılar var elbette. Evet, gazeteciler var. Maskelerden siyasi rantlar çıkaranlar var. Tabii. Maskelerden gösteriş yapanlar var. Evet.
bu maskeli grupların sayısı bana göre fazla. Hakikaten fazla. İyi yakalamış, iyi bir terim. Şimdi son gelişmeler ışığında değinmeniz gereken sence, mesela şeye değinmedik fazla. Gerçi gündeme almamıştık. Gündemde daha çok ekonomi vardı. Ekonomiyi konuşalım istedik. Ama iki şey daha istersen onu, o konuda da birazcık konuşalım. Turizme gerçi biraz sen değindin ama şimdi bizim Türkiye'de özellikle Türk insanı acaba Türkiye'ye gidebilecek miyiz? Acaba tatile gidebilecek miyiz? Yaz döneminde ne olacak? Böyle bir soru var kafasında. Bir bu var. Biraz bunu konuşalım. Bir başlık bu olsun. Bir diğeri de şu yerel yönetimler. Ben de oraya kafayı taktım. Bizim bu yerel yönetimlerde de maskeli çok insan grubu var. Örnekler var. Limbuk'ta var. Diğer bölgelerde var. Bir de bu maskeli yerel yönetimleri konuşalım. Çünkü bu salgınla mücadele bir tek ulusal hükümetin, ulusal kurumların görevi falan değil yani. Aynı zamanda yerel yönetimlerin de şey var. Örneğin dün bir toplantı yaptık Havutalan'da, benim bulunduğum, yaşadığım yer. Mesela Havutalan Belediye yönetimi bir paket hazırlama, finans paketi hazırlamaya çalışıyor şu anda. Yani hükümetin verdikleri bir tarafa, acaba biz belediye olarak neler verebiliriz, neler yapabiliriz bu çalışmaların içerisinde yerel yönetim. Yani Brüksel'de, Saint John's'ta, Skarbek'te, diğer yerlerde, Liège'de yerel yönetimler ne yapıyor? Biraz da bunu konuşalım. Ne dersin Kadir? Evet, evet, bence yerel yönetime bakarsak, yani Brüksel içinde kimi şeyler, belediyeler daha önce de söylemişti zaten. Çoğu bütün vergileri iptal ettiler. İstemiyorlar yani. Yani esnaf ne vergisi? Çöp vergisini almayacaklar mı? Yok, genel çöp değil, esnaflarla ilgili. Yani teras vergisi olabilir bu. Ondan sonra kullandığınız var, lokalın metrekare, ne kadar metrekare üzerine verilen vergiler olabilir. Yani çok belediye şimdiden onu ibe etti. Yani istemiyor. Evet. Skarbek Belediyesi de hatta öyle. Sait Bekçi daha iyi bilirdir o konuyu. Evet. Saint John's Belediyesi'nden bir yardım bekleniyor. Esnaflara 2000 euro bir yardım, bir projesi var. Bilmiyorum hala devam ediyor mu? Yürürlükten bilmiyorum. Ama genel olarak belediyelerin var ya çok, yani maddi desteğini bence beklememek gerekiyor. Çünkü kendileri zaten bölgeden para aldıkları için kendileri zaten sorun yaşıyorlar. Ondan şimdi belediye yardım ederken bu para kimden geliyor? Belediyede oturan şahıstan mı veya devletten mi? Yani burada da bir bence bir usulsüzlük da olur gibi görüyorum ben. Ama belediyeler de direkt vergiden pay alıyorlar. Yani devlete giren kazançlar. Evet, tabii. Bir belediyelere gidiyor. Belediyelerin de ciddi kaynakları var. Ciddi kaynakları var ama kimi belediyelerin o ciddi kaynakları yok işte. Yani Brüksel'e bakarsanız genelde Brüksel'in en ciddi kaynağı olan belki belediyelerden birisi Skarbek'tir. Evet. Yani veya Brüksel'dir ama veya Volvo'dur. Volvo'lar alabilir. Ama onlardan hariç öbürlerin var ya, ciddi kaynağı olduğunu sanmıyorum. Ve de genelde bunlar Brüksel var ya, bölgeden alırlar parayı. Ya size bir örnek vereyim mi? Saint John's Belediyesi genellikle çok masrafı bölge tarafından ödettiriyor. Yani bugünkü verilecek 2000 euroluk destek paketi kim ödeyecek? Saint John's'taki oturan vatandaş mı veya devlet mi? Yani burada bir siyasi bir sorun da olabilir. Yani Brüksel'de Sosyalist Parti daha çok kendi olduğu bölgedeki belediyeleri mi destekleyecek veya öbür partiler ne yapıyor? Ne yapacaklar? Bilmiyorum Sait, sen bundan bende daha hakimdirsin bu konuda. Evet, kendin yaşadığın için bunları. Affına sığınarak bir iki düzeltme yapayım istiyorsan. Hı. Çünkü bildiğiniz gibi ben ilk dönemimde, ilk 6 yıl maliyeden sorumluydum. Mali ve finanstan sorumluydum Skarbek'in.
konuları hani mütevazı olayım. Çok iyi biliyorum demeyim ama yıllarca içinde çalıştık ve durumların, belediyelerin gelirlerin nereden geldiğine, nasıl dağıtıldığını çok iyi biliyorum. Bir düzeltme yapayım. Hı hı. Hem doğruları söylemek zorundayız. Önce şunu söylemek istiyorum. Brüksel'deki belediyeler içinde takip ediyoruz kiminle yaptığını. Bana göre en iyi çalışan iki belediye, birisi Bin Brüksel, birisi de Saint-Jos Belediyesi oldu. Burada benim yıllarca siyasi rakibim ama aynı zamanda arkadaşım ve doğruları söylememiz gerekiyor. Emir Bey halkına devamlı yakın oldu. İşte maske konusunda olsun, az önce senin bahsettiğin 2000 euro prim konusunda olsun. Hala böyle bir şey varmış Saint-Jos'ta. Onun dışında bu esnafların müşteriyle arasında mesafe koymak için bu plexiden camlarını kendileri yapıp dağıtıyorlar, yardımcı oluyorlar. Tabii burada belediyenin küçük olmasından dolayı da bir avantajları var. Her yere çabuk ulaşıyorlar. Saint-Jos ve Binbrüksel öbürlerinin bir adım önüne geçti. Bunun altını çizebilirim. Ama gelir konusunda Brüksel'deki belediyeler içinde en yüksek geliri olan belediyelerin bir tanesi, belki de birincisi, bilmiyorum, Saint-Jos Belediyesi. Devletten aldığı, bölgelerden alınan yardımlardan bahsetmiyorum. Çünkü Saint-Jos Belediyesi merkezde olduğu için, şöyle gözünüzün önünde canlandırın, Place Roger, Madu gibi yerlere, orada yüzlerce büro var. Oteller çoğunlukta ve Saint-Jos Belediyesi kişi başına dışarıdan aldığı vergilerden, yani halktan değil de emlak vergisinden aldığı vergiler konusunda Brüksel'de şampiyon ve çok zengin bir belediye. Saint-Jos'ta yaşayan halk fakir. Belçika'nın en fakir belediyesi galiba halk bazında. Ama benim dönemimde biz Karbek'te bir vatandaşımıza 1 euro harcamak kapasitemiz varken Saint-Jos'un 2 euro harcama kapasitesi vardı. İşte o binalardan ve otellerden gelen gelir sayesinde. Skarbek Belediyesi biraz az dışarıda olduğu için o kadar fazla binası yok, otelleri yok, büroları yok. O bakımdan gelir düzeyi biraz daha Skarbek'in Saint-Jos'a göre düşük. Bu iki olgunun altını çizmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu dönemde en iyi, halka en yakın, iyi çalışan belediye Saint-Jos ve Binbrüksel'i ben ön plana çıkartabilirim. Evet. Kadir, ekleyeceğin bir şey var mı? Turizm dedim, turizm konusunda bir şey söylemedim. Evet, turizm konusunda ya biliyorsunuz yani bugünkü toplantıdan sonra turizmden konuşulmuyor. Yani Oreka'dan konuşulmuyor. Haziran ayını bekleme zorundayız. Onun yanında okuduklarımız, yani Corendon gibi şirketler yani hızlı test yaparak uçuşlarını hazırlıyorlar. Yani tatiller açılmaya başlıyor. Çok vatandaşımız Türkiye sevdasına başladı. Gitmeyi düşünüyor. Planlarını yapmaya başladılar. Yani bunlar nasıl olacak bilemiyorum şu anda. Biraz da çok erken olduğunu da düşünüyorum. Ama durum öyle gösteriyor ki Haziran ayında çok büyük değişiklikler geliyor. Yani bu turizm sektöründe olsun veya Oreka sektöründe olsun, bence kimi restoranlar veya kafeler açacak duruma geleceğini düşünüyorum. Yani ben düşünüyorum ama devlet maalesef o yönden hiçbir şey demiş durumda değil. Yani benim demem hiçbir şey ifade etmez aslında. Ama ben öyle düşünüyorum. Biraz motivasyon veriyorum yani. Ama zaten havacılık sektörü de çok zor durumda. Bakın mesela evet. Brüksel Airlines 1000 kişi çıkarmaya başlıyor. Evet. British Airlines 30.000'den bahsediyor. Bugün Ryanair 3.000 kişiyi hazırlamış yani. Havacılık sektörü de çok çok kötü durumda. Adamlar iflas etmek üzereler yani, işçi çıkarıyorlar. Bunlar tabii, bu işçi çıkarmalar kime yansıyacak? Bizler gibi insanlara yansıyacak, alışverişlere yansıyacak, yaşama yansıyacak. Yani bütün hayatın her sektörüne yansıyacak yani işsizlik. Gitgide mesela, ne bileyim, belki biz işvereniz, biraz belki benim sol tarafım biraz ağır basıyor işçiden yana olduğum için, belki kendimden fedakarlık veririm ama şimdi işçiler var, işçileri çıkarmaya çalışacaklar. Yani fazla işçiyle yürümeyecek insanlar. Haklı olarak yani bunlar. Karşılamak, işçinin parasını ödemek, onun biliyorsunuz primlerini ödemek, işte sosyal şeylerini ödemek, yani kolay bir şey değil. Bundan sonra çok zor şeyler başlıyor. Ben bu saatten sonra tatili çok fazla düşünmüyorum. Zaten aslında kendi kendime söz vermiştim. İlk bilet açılır açılmaz ilk uçağa bineceğim diye.
Ama şimdi bu durumda nasıl giderim, nasıl yaparım bilmiyorum ama gene de bir Türkiye şeyi başladı, bir özlemi var yani. İlk uçağı bulur bulmaz gideceğim diyorum. Temmuz'dan önce falan açılmayacağını duydum ama bilmiyorum. Türkiye Hava Yolları'na girdiğinizde 28 Mayıs'tan itibaren uçuş veriyor. Ama evet, tabii ki şimdi daha önce de verdi bu uçuşları. Diğer firmalardan da bahsedeyim. Onlar da veriyorlar. Fakat ondan sonra iptal ediyorlar. Bilmiyorum yani. Test olayı var. Oraya gidip karantina olayları var. 14 gün karantinada kalma olayları var. Bunlar tabii Uluslararası Sağlık Merkezi nasıl bir şey yapacak bilmiyorum, Dünya Sağlık Merkezi, ama zannediyorum bizi bayağı bir sıkıntılı bir 2020 çok uğursuz geldi. 2020 bizi herhalde 2021'e kadar bu şekilde götürecek gibi geliyor bana. Kadir biraz motivasyon, moral verdi. Ama ama bugünkü alınan kararlardan çok bir kararı yani anlamış değilim. Bu biraz bana ters geliyor. Biliyorsunuz berberler açıyor haftaya 18'den evet, itibaren. Berberler yani sakal tıraşını nasıl yapacaklar onu düşünüyorum ben. Yani maskeli sakal tıraşı nasıl oluyor? Falayla fala. Yani hayır, şimdi kuaförler açıyor ama fön makinesi kullanmıyorlar. Fön makinesini yasak diyorlar mesela. Fön makinesinde ha nasıl ya, hafif fön çekebilirsiniz, az açabilirsiniz. Ya açarım ya açmam yani, ikisinden birisi şimdi. Hüseyin Bey biraz önce futbol dedi. Önce futbol falan yoktu, spor. Şimdi 20 kişiye çıkardılar. Evet. Düğünler yalnız yapılacaktı, biraz artırdı. Ya şimdi karar verin yani. Yok, düğün yasak, düğün yasak. Cenazelerle ya ilgili. Yok, belediyeye gidebilirsiniz nikah için ama düğün evet, yapamazsınız. Ya işte o sektör de bitti işte. Evet. Şimdi düğün sektörü de bitti. İnsanlar yani şimdi gerçekten festivaller yok. Şimdi, festivalde Zuhal'e, çalışan evet, insanlar var. Için, cenazeler için ki bu arada hayatını kaybeden tanıdığımız insanlar da var. Mutlaka maalesef, sizin evinizde de vardır. Onlara İş ortağımı kaybettim ben. Evet. Tabii. Ailelerin çok zor durumda cenazelerini buradan Türkiye'ye gönderdiklerini biliyorum. Başsağlığı evet, gittiğim yakın dostlarım, arkadaşlarım da oldu. Haklısınız, evet. Şimdi devlet diyor ki bir cenaze olduğunda 30 kişi en fazla gidebilir taziye için eve. İyi de şimdi cenaze var. 30 kişiyi kim yönetecek? Yani buraya işte 30 kişi var içeride. Siz 30 kişi dışarıda bekleyin. Onlar çıkınca yani bunları böyle cenaze evinde acının zirve yaptığı bir yerde böyle bir mekanizma, bir şey kurmak mümkün değil. İşler mi ya? Öyle yani bir şey olur mu? Şeyler tam anlamıyla bir diyalog kurularak olabilirliği gerçekleştirilebilir olup olmadığı tartışılmadan kendi araları nasıl karar verdilerse bunlar biraz hayali uygulamalar gibi geliyor bana. Zuhal Hanım, ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Sesi kesin. Sait Bey'e geçelim. Zuhal Hanım, sizi duyamıyoruz. Böyle, sizi buyurun. Geldiniz mi? Buyurun. Tamam. Siz devam edin. Zuhal Hanım sesini açana kadar sonra döneriz kendisine. Buyurun. Şimdi sizi dinliyoruz Sait Bey. Vatandaşın tabii ki herkesin gündemi ayrı ama genellikle şu anda insanların gündeminde okullar var. İşte çocuklarımızı okullara gönderelim, göndermeyelim. Ve bir de az önce Kadir Bey'in dediği gibi izin sezonu yaklaşıyor. Ve iki sorudan bir tanesi, Türkiye'ye gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Devletlerin evet, aldığı bir karar yok. Avrupa Birliği'nin aldığı bir net bir karar yok. Ama yine öngörüyle, varsayımla konuşuyoruz. Gidişat da onu gösteriyor. Bana göre gidilebilecek. Hı. Ama herkes cümbür cemaat işte bir aileden 5-6 kişi ise birden gitmese büyük bir ihtimal çok masraflı olur. Bunu filtre yani yavaş yavaş açmak istiyorlar. Herkesin bir an daha hudut kapılarına, şuralara buralara yığılmasın diye. Bunun neden söylüyorum? Bir örnek vereyim. Avusturya hükümetinin bundan bir ay önce aldığı bir karar vardı. Avusturya, Almanya arasına gümrük kondu geri tekrar. Ve 15 Kasım'a kadar o gümrüğün orada kalacağını söyledi Avusturya hükümete. Ama bugün gelen haberlere göre 15 Haziran'dan sonra Almanya'dan Avusturya'ya geçişler olacak diyorlar. Yani bu aslında takışmıyor. Orada bir gümrük olacak ama insanlar geçebilecek. Yani bu ne demektir? Çok insan gelirse yığılacak oralarda. İşte evet. Avusturya, Almanya'da
veya Avusturya, ondan sonra Macaristan veya eski Yugoslavya gümrükleri arasındaki bölgelerde yığılma olacak. Yalnız burada şunu insanların psikolojisine sokmaya çalışıyorlar. Bazı şehirler işte 1,5 metre mesafede kalın, çok fazla bir araya gelmeyin, hijyen kurallarına dikkat edin. Yavaş yavaş insanlar buna ne kadar çok uyarsa her şey o kadar çok basit olacak. Ve ben tahmin ediyorum ki bu sene izine gidilebilecek. İşte 14 gün karantinayı Türkiye'de onu kaldırıp, gümrüklere test yapıp, duruma göre insanları bırakıp veya Türkiye içinde gözetim altında tutmayı düşünüyorlar. Ve 2 ay önceye göre de tabii ki şartlar değişti. Bugün çok daha fazla test yapılıyor. Belki bir ayda sonra daha kolay olacak bu testler. Herkes test olabilecek. Ve giderken işte bir sağlık karneniz olacak. Test yapıp eğer negatifseniz o sağlık karnenizi yanınızda götürüp gümrüklerde gösterebileceksiniz. Ama tamamen %100 bu kadar açtıktan sonra onlar hudutları açmayıp tamamen turizmi de kapatırlarsa kendi kendilerini inkar etmiş olurlar. Ve o binlerce değil, yüz binlerce kişi çıkar işten. Ekonomi de bunu kaldırmaz. Şimdi Sait Bey, bazı konularda örneğin Türkiye'de sağlık konusunda bir heyet kuruldu. Yani bilim heyeti gibi. Yani sağlık konusu bir sürü profesör özellikle sağlık alanında isim yapmış insanları bir araya getirdi. Bir bilim kurulu kuruldu. Ve oraya danışılıyor. İşte onların tavsiyeleri vesaire, önerileri doğrultusunda kararlar alınıyor vesaire. Şimdi turizm önemli bir sektör. Bugün Türkiye'nin bile bacasız efendim fabrika dedikleri korkunç bir organizasyon ve çok net bir şekilde, yani siz aramal almıyorsunuz, efendim herhangi bir doğal kaynağı kullanmıyorsunuz, oteli yapmışsınız, düzeni kurmuşsunuz, turist geliyor, net oradan para bırakıyor ülkemize. Ki biz bu turizm geliriyle neredeyse gaz ve petrolün yıllık parasını ödüyoruz. Yurt dışından aldığımız bu tür enerji kaynaklarının bedelini ödeyebiliyoruz. Şimdi Belçika'da da turizm önemli bir gelir kaynağı. Acaba turizmle alakalı böyle bir kurul, danışılan herhangi bir şey var mı? Çünkü söylediğiniz önlemler, duyuyoruz biz gazetelerden, oradan buradan açıklama yapılıyor. İyi de hükümet politikası afaki alınmaz. Yani birilerine danışılması lazım. Bir istişare, bir diyalog mekanizması olması lazım. Bildiğiniz Brüksel'de böyle bir mekanizma var mı? Ya benim tahminim o aynı dediğiniz o bilim kurulu burada da var işte, Belçika'da da. Onlar hükümetle gönderiyorlar. Ve bunun içinde de bu da tartışılır, konuşuluyordur mutlaka. Evet. Bilim kurulunun içinde sadece jürologlar yok, sadece doktorlar yok. O hükümete tavsiye eden grubun içinde işte psikologlar var, ekonomistler var, iş adamları var, değişik sektörler var. Eksperler var. Tabii eksperler var ve mutlaka bu da tartışmanın bir parçasıdır diye düşünüyorum. Peki yani ben turizm konusunda uluslararası kurumların dışında Belçika'dan öyle çok net bir açıklama duyuruya rastlamadım. Mesela IATA'nın açıklamaları var, Türk Hava Yolları'nın açıklamaları var, Türkiye'den çeşitli kurumların açıklamaları var. Ama ben Belçika ile alakalı turizmde şöyle bir yol izleyeceğiz diye herhangi bir açıklamaya rastlamadım. Onun sebebi şu olabilir, bakın Belçika bu konuda Avrupa'nın diğer ülkelerini takip ediyor. Az önce Zuhal Hanım söyledi işte Brüksel Airlines, eski Sabena'nın 1000 kişi evet. çıkartacağını. Bugün Brüksel Airlines'ın gerçek sahibi, patronu Lufthansa. Evet. Lufthansa ne derse onlar da mutlaka onları takip edeceklerdir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bu arada Yeter Yıldırım bir mesaj göndermiş. Diyor ki kusura bakmayın, hiçbir belediye fakir değil. Hiç de değil diyor. Gerekli yerlere harcama yapmıyorlar. Yıllardır inşaatı devam eden alanlar var. Bunlar bitirilmedi. Ama bu paraları nereye harcıyorlar bu bilinmiyor. Gibi bir mesaj göndermiş. Yeter Yıldırım'a buradan selamlar gönderiyoruz. Sait Bey, selam. Belediyeler gerçekten zengin mi? Belçika'da yerel yönetimler. Az önce anlattım onu kısaca. Şimdi bütün bütçelerde iki şık vardır, iki kolon vardır. Gelirler kolonu, bir de giderler kolonu. Gelirleri işte aldığınız vatandaştan devlete verdiği vergilerin bir kısmı geri döner.
emlak bölgeleridir belediyenin, büyük gelirlerin bir kısmı yine devlet kaldırır vergiyi, onun yüzdesini belediyeye döner kendi topraklarında içindeki binalara göre. Ama giderlerde kararı belediyenin verir. Mesela ben şunu eleştirebilirim İskarbek Belediyesi'nde. Bir ışık festivali oluyor. Hatta bunun da fikrini ben yıllar önce 2008'di galiba, evet 2007 yıllarında Gent'te TRT bir program yapmıştı. Ve biz işte Gent'teki siyasetçi arkadaşlar vardı. Fatma Hanım, Resul Bey vardı sanırım ve ben buradan Sayın Büyükelçimiz Mahinur Özdemir'le beraber gitmiştim. Ve Gent'teki Işık Festivali'ni görmüştüm orada. Bunu döndükten sonra bizim bendekiler Fay'a söyledim işte böyle böyle Gent'te çok güzel bir Işık Festivali oluyor diye. Sonraki yıl aynı tarihte gitti eşiyle Gent'te o festivali görmüş ve bunu Skarbek'e getirdik yıllar sonra. Evet. Ama geri gelelim 50 bin 100 bin euroluk bütçelerden herhalde bu seneki bütçesinde belediyenin 400 bin euroyu geçmiş. İşte evet. Bu bir seçenektir. Belediye bir Işık Festivali'nde bir akşamlık festivale 400 bin euro para harcıyor. Ama evet. Gel girelim, maske almaya para bulamıyor. Bunun seçeneğini o andaki belediye yönetimi yapar. Ve kararı da bunun doğru olup yanlış olduğunu seçim zamanı vatandaş verir. Peki Skarbek'te bütün tecrübelerinize dayanarak belediye yönetiminin aldığı kararları mecliste görüşülen konu başlıklarını düzenli olarak takip edebiliyor musunuz? Yok, son dönemde etmiyorum. Çok fazla ama vatandaşın sokaktan duyduğuma kadarıyla hiç de memnun değiller yönetimden. Çünkü çok karışık bir yönetim var Skarbek'te. Belediye başkanı bendenkiler Fay'ı seçimden önce söz vermişti. Kesinlikle ayrılmayacağım belediyeden diye. Sonraki bölge seçimlerinde sadece büyükse bölge başbakanı olursam gideceğim dedi. Sonra ondan da vazgeçti. İyi bir bakanlık verilirse gideceğim dedi. Ve Skarbek'i terk etti. Eski bakan Sesir Cedon tekrar geri buraya geldi. Ama parti içi çekişmelerin olduğu kulağıma geliyor ve aynı zamanda Yeşillerle çok konuda anlaşamıyorlarmış. Evet. Hayırlısı. Yani siyasi çekişme her tarafta var Hüseyin Bey. Yani Brüksel çok başlıyor. Skarbek'te tabii önümüzdeki dönemde kılıçlar çekilecek öyle gözüküyor. Peki bu akşam Çarşamba günü televizyonda da diziler falan oluyor. Ama zaman zaman ben bakıyorum şeylere, epey ciddi bir grup bizleri izlemiş. Şöyle yapalım Kadir Bey, bir son tur yapalım. Herkes yani kafasında olup da yani bizim sorularımız çerçevesinde olmayan ama bu canlı yayında mutlaka izleyicilerle paylaşmak istiyorum dedikleri noktalar varsa onları paylaşalım. Kadir senden başlayalım şimdi. Böyle bir son tur yapalım. Şunları, şu noktalar benim için önemlidir. Bunları da söylememiz gerekir dediğin noktalar var mı? Ya önemli noktalar bence bu akşam çok çok şeye değindik. Yani insanları bilgilendirme yönünde bayağı bir güzel itiraflarda bulunduk. Bence biz belki durumu devletten iyi görüyoruz. Yani benim anlamadığım taraf, devlet kararlarını alırken neye dayanarak aldığını anlamış değilim. Yani burada bütün restoranları, kafeleri kapatmanın pek de mantığını bulmuyorum aslında. Siz herkesi var ya, bir shopping center'a, bir IKEA'ya, bir Aksiyon gibi Primark'lara gönderiyorsunuz. Orada sorun yok diyorsunuz ama bir kafede sorun buluyorsunuz veya terasta sorun buluyorsunuz. Teras açabilirler bence. Neden teraslar açılmıyor? Yani ilk aşamada bir teraslar açılabilir. Bunun nedir sorunu? Anlıyorum. Anlamış değilim. Gerekirse insanlar ayakta dursun. Bir metre mesafeli dursun. Ama açılsın. Yani bir yerden başlanmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Bunlar Haziran ayında diyecekler, konuşacaklar. Bu yürürlüğe ne zaman girecek? Yani mantıksız görüyorum yani. Düşünceme felsefesini mantıksız görüyorum. Siz aniden Haziran'da çözümü bulup bütün kafeleri açacaksınız. Siz orada sorun yaşayabilirsiniz. Şu andaki yaptıkları gibi. Her şeyi arka arka yapıyorlar. Ama bunun hiçbir ölçüsü yok. Ben bunu görüyorum. Ondan sonra çok açılmayayım yoksa çok şeyler derim. Şimdi hadi.
Bu arada ben şey yaptım, sizin sayfalarınıza girdim, Facebook sayfalarınıza. Ana sayfaya gelmiyor bütün izleyicilerin şeyi, onu gördüm. Mesela Sait Bey'in sayfasında 9 tane yorum var. Yalçın Bulduk, merhaba arkadaşlar, iyi yayınlar demiş. Sizi az açabilir misiniz demiş. Dündar Yavaş, iyi yayınlar demiş. Derya Edeğer, iyi yayınlar demiş. Nur Mavis, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Çok iflaslar bekleniyor demiş. Ayrıca siyaset demek, yalancılık demek, yolsuzluk demiş. Eyvah. Kadar da değil. Bu da bir görüş. Haksızlık etmiyor. Bakın, Nur Hanım demiş ki her şeye zam var ve 1000 euro gel geçinin bakalım diyor. Yani 1 euro ile 1000 euro ile geçinin bakalım demiş. Ali Önerbay'ın efendim bir şeyi var. Ben Türk Hava Yolları'ndan bilet almıştım. Fakat iptal etmek istiyorum. Paramı nasıl geri alırım demiş. Bu konuda Sait Bey sizin bir bilginiz olabilir mi? Ajantasında sorması gerekiyor. Yani o ajantaya gitsin değil mi? Tabii ki. Ajantaya gitsin. Veya Türk Hava Yolları'nın bürosu var burada Brüksel'de. Evet. Oraya müracaat etmesi gerekiyor. Tamam. O zaman bir de Zuhal Hanım'ın sayfasına bakalım. Zuhal Hanım'a Orhan Yılmaz merhaba demiş. Selamlar. Kolay gelsin demiş. Muzaffer Pala herhalde arkadaşınız. Biraz da evet. Zenginler elini taşın altına koysun. Bu virüs herkesi vurdu. Yani böyle bir varlık vergisi gibi bir vergi konulabilir mi sizce? Konuşuluyor. Evet, konuşuluyor. Şu anda konuşuluyor. Özellikle PTB partisi evet. Galiba böyle bir öneri getirdi değil mi? Evet, yani öyle. Takip ettin mi? Çok zenginlerin, çok zenginlerin bir ya, vergisi. Çok zenginlere evet. Dokunmazlarmış o an. Ama kimse dinlemiyor. Maalesef. Dinlemiyor ama PTB yükseliyor bak söyleyeyim. Doğru. Bir yere dinlemek zorunda kalacaklar. Bu virüs, ben sonra, zaten... bu virüs sonrası Belçika'nın... Ben evet. Adayım PTB'ye, ona göre. Tamam, Liyeç bölgesinden sizi destekliyoruz o zaman. Bu arada Duran Kadir'in sayfasına da Rukiye Çiğli iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Soner Yıldız, bence de izin olacak bu sene inşallah demiş. O da izin olacağını inanıyor. Bütün herkesin derdi izin. Hareke Emin iyi yayınlar demiş. Metin Yıldırım hayırlı yayınlar demiş. Bu arada bizi izleyen, mesaj gönderen arkadaşların ismini de paylaşmıştık. Kadir şeyini, sözünü bitirdin mi? Ekleyeceğim bir şey var mı? Bence burada bitireyim. Yoksa bütün akşam herkes... çok şey var. Diyecek çok çok şeyler var ama bence bu şimdi akşamlık Zeyn Bey, ben şöyle diyeyim. Benim bir de böyle rahatsız olduğum bir konu var. Aslında bunu söylemedim. Ay. Heh, geldiniz. Duyuyorsun. Evet, duyuyoruz. Şimdi bunu söylemeden de demiyorum. Bu yardım meseleleri mesela halkın, daha doğrusu bizim işte siyasetçilerin, aslında Belçika'dan konuşuyor. Bizim siyasetçilerin işte daha doğrusu ne bileyim sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin, işte bazı şahıslarımızın yaptığı yardımlar böyle. Halkın gözünün önüne sokula 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 Bilan Bey'den şu kadar yardım oldu. İki tane gazeteci alıyorlar. Gazeteci çekiyor. Her gün onları izliyoruz. Şimdi benim bildiğim kadarıyla siz beni iyi tanırsınız. Bizde derler ki ibadet de işte ticarette gizlidir. Kaba. Gizlidir bunlar. Yani şimdi siz birine yardım ediyorsanız o insanı küçük düşürüp de yani ama şuna şu kadar verdim. Ya işte bugün 300 kişiye yemek verdik. Allah kabul etsin arkadaşım, gizli yap onu, ben görmek istemiyorum. Filan Hanım'dan şu kadar geldi, çok teşekkür ederim. Filan Bey bunu yaptı. Aa, bugün 300 kişiye şunu yaptık. Bugün 50 kişiye maske verdik. Bugün 10 kişiye koli gönderdik. Bunlar artık, yani bunlar gerçekten çok insanları küçük düşürüyor ve ben çok rahatsız oluyorum bu konuda. Hakikaten yazdım birkaç kez. Yani bunlar çok ne bileyim basit şeyler ya. Bunlar bir mesela şimdi Sait Bey bir yardım yapsın. Ben Sait Bey'in yardım yaptığını görmüyorum. Mesela Sait Bey yapar. Ben tanıyorum Sait Bey'i. İyi yardım da yapar insanlara. Veyahut da siz birkaç kişiye yaparsınız biliyorum. Ya bunları görmüyorum ama böyle gözümüzün içine soka soka, ya şu efendim işte belediye başkan yardımcısı şunu yapmış. İşte öbür hanımefendi bunu yapmış. Bu beyefendi bunu yapmış. Ya bunlar artık bırakın. Çünkü sivil toplum kuruluşu örgütlerinin veyahut da ne bileyim yerel yönetimlerin bir zorunlulukları var Hüseyin Bey. Eğer seçilmiş bir insansanız siz insanlara hizmet vermek zorundasınız.
Böyle bir sorumluluğunuz var. Bunu yapıyorsanız gönüllü veya gönülsüz bunu insanlara göstermenize gerek yok. Yani ben her gün insanların nasıl yediğini içtiğini koyduklarında sinirli olup böyle yazıyorsam bunlara da çok kızıyorum. Yani bunları göstermesinler insanlara. Gerçekten öyle. İşte şu belediye başkan yardımcısı şu kadar insana koli verdi. Şu Suriyelileri böyle yaptı. Öbürsünü bunlar çok ayıp şeyler. Yani bunlar niye gösteriliyor onu anlamıyorum. Hele bu virüs döneminde daha çok arttı. Şimdi bir maske modası var. Efendim şundan 3 maske geldi. Bundan 5 maske geldi. Öbüründen 40 tane. Arkadaşım Giyez belediyesinde de. Bunlar görgüsüzlüktür bence. Görgüsüzlüktür. Gerçekten maalesef. Öyle. Şimdi farz edin. A partisi kırmızı verdi. B partisi beyaz verdi. Ya sağ olun gönderdim maskemi aldım da. Bazı maskeler de zaten lastikleri yanlış dikilmiş. Bizim buradaki yerel belediyeler yanlış yollamış. Aynı siyasetçinin maskeyi nasıl taktığını bilmez gibi. Bugün 50 kere denedim olmadı. Yanlış takmışlar lastikleri. Uzunlamasına takmanız gerekiyor falan. Hatta güldük. Geri telefonu falan açtık bugün. Yani böyle şeyler de var. Ben bunlardan rahatsızım. Onun için bunu söylemek istedim. Hakikaten bu mali sorunlar bilmem neler dışında da bizim insanlarımız her zaman yardımseverdir. Biz Türk insanı olarak paylaşmayı severiz, yardımı severiz. Biz her şeyi gizli yaparız. İnsanları küçük düşürmeyiz. Buradaki insanlarımızı lütfen küçük düşürmesinler. Yapmasınlar bunu lütfen. Çok rica ediyorum. Yapılan bütün yardımları gizli yapsınlar. Zuhal Hanım, Diyej Belediyesi'ne Büyükelçiliğimizden ciddi bir yardım geldi. Haberiniz var değil mi? Gördüm. Gördüm. Çok da mutlu oldum diyeceğim. Oldum. Ya Hüseyin Bey, şimdi hep eleştirecek halim yok yani. Bazı yapılan şeyleri de görüyorum. O kadar da değilim yani. Çok da aykırı değilim ama gerçekten öyle. Yani gelmiş bu tamam gayet güzel bir şey. Diyeş Belediye valisine sunmuş yani Büyükelçimiz. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir şey, gurur verici bir şey. Hatta bana yazanlar oldu. O bayrak olarak bir tane gazeteci yazmış, onu göstermiş. Belçika Türk bayrağı. İnsanlar maskenin Belçika Türk bayrağı olduğunu tahmin etmişler. Bana yazıyorlar, Zuhal Hanım Liyeci'desiniz, biz ondan istiyoruz. Sonra birkaç kişiye yazdım, bu maske beyaz maske yani. Bayrak falan yok, öyle bir şey yok. Beyaz maske olarak gelmiş. Yani bir gazeteci yazmış ama öyle tahmin edenler de var. Çok gurur duydum ben, gerçekten ne güzel. Keşke yardım, daha fazla yapabilseydim. Yok, ben size katılıyorum. Yalnız şu var, yardım güzel bir şey. Yardımlaşmak güzel bir şey. Özellikle de evlere, yaşlıların evlerine götürülen yemekler vesaire. Evet. Yani onların ihtiyaçlarını gidip karşılamak, bunları saygıyla karşılıyorum. Ama tabii ölçüyü kaçırmamak lazım sizin de belirttiğiniz gibi. Bir de tabii mümkün olduğu kadar yaptığınız yardımı böyle etik olmayacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak da çok şey değil. Yani iyi bir görüntü vermiyor. O konuda da size hak veriyorum. Söyleyeceğiniz başka teşekkür şey var mı? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey var mı söylediğiniz, ekleyeceğiniz? Yok. Sağ olun. Sait Bey. Yeterince konuştum herhalde. Peki, evet. Teşekkür ederiz. Sait Bey, sizinle final yapıyoruz. Söylemek istediğiniz neler var? Tabii sonra. Bakın dünya üzerinde 3 milyondan fazla galiba bu anda bu virüse yakalanan insan var. 300 bine yakın, 200 küsur binlerden ama tam rakam her gün değişiyor. İnsan vefat etti, hayatını kaybetti. Belçika'da bu rakam 9 binlere yaklaştı. 2000'den fazla insan hastanede yatıyor. Hala 500'e yakın kişi ağır yoğun bakımda yatıyorlar. Ben bütün vefat eden insanlara, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara acil şifa diliyorum. İnşallah bir an önce iyileşirler. Ailelerin arasına dönerler. Çünkü 8 bin kişi ölmüş. 300 bin kişi ölmüş demek rakam olarak bazen çok basit kaçıyor ama o her ölünün arkasında bir aile kalıyor. Bir çocuk kalıyor. Bir eş kalıyor. Bir anne baba kalıyor. Ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ve de en kötüsü bu dönemde işte bugün siz az önce anlattınız. İnsanlar cenazelerine özellikle Türkiye'ye giden cenazelerde son görevlerine annelerine, babalarına, kardeşlerine yapamadılar. Bu daha çok acı verici bir durum. İnşallah bir an önce bu durumdan biz çıkarız. İki ay önce işte 15 Mayıs'ta döndüğümüzde dün akşam eşim ve çocuklarımla da bunu konuştum. Psikolojik olarak ki o dedim o akşamı bir düşünün o açıklamalar yapıldığında kendi psikolojinizi bir karşılaştırın dedim. Nereden nereye geldik?
Ve bugün artık biraz daha iyiyiz. Mantal olarak ben demin Zuhar Hanım'a söyledi, intiharlar çok oluyormuş. Hepimizin mantal olarak birbirimize destek verip, işte sizinle bu akşam yaptığınız bu program da buna dahi yarıyor. İnsanlar buradan bizi izliyor. Biraz olsun umut verebiliyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz fikirlerimizi sunuyoruz. İnsanlarımızın psikolojik olarak sağlam durması gerekiyor. Şimdiye kadar her şey nasıl geçtiyse inşallah bugünlere geçecek ve ileride daha sağlıklı günlerde hep beraber oturup konuşuruz. Bir de Zuhal Hanım inşallah açtığınızda buradan söz alayım sizden. Zuhal Hanım'ın mekanına gidiyoruz Liege'e. Açılışı orada yapıyoruz. Başımın üstünde yeriniz var. Tamam. Böyle bir dörtlü sofra kuralım. Mutlaka. Bu arada Zuhal Hanım, Yahya Bozkuş mesaj göndermiş. İyi akşamlar. Teşekkür ederim Yahya Bey. Daha teşekkür ederim. Yine sol el görmeyecek deriz. Zuhal Hanım tebrikler demiş. Çok sağ olsun. Evet, ben de Sait Bey'in dediği gibi bütün vefat eden insanlarımıza rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii hiçbir şekilde şey gözetmeden ama dediğim gibi artık insanlara da yardım yaptığımızda lütfen biz daha çok yapalım. Biz Türk insanı olarak birbirimize kenetlenelim. Çünkü bizim buradaki gerçekten Türklerin yaşantısı artık dünyaya örnek oluyor. O yüzden ben de bundan çok gurur duyuyorum. Bir Türk vatandaşı, bir Türk olarak çok gurur duyuyorum. Lütfen ülkemizi eleştiriyoruz ama yaşadığımız ülkenin de hem eleştirelim hem de sahip çıkalım diyorum. Evet. Size de çok teşekkür ediyorum bizi bu akşam davet ettiğiniz için. Ben de size teşekkür ederim. Sait Bey, son sözlerini söylediniz miydi yoksa ekleyeceğiniz mi? Değil abi, bize söz bitmez, bir daha söyleriz. Bu arada bu program hakikaten çok çok güzel oldu. Bu işte teknolojinin bu olanaklarından da faydalanıyoruz. Sizin de artık Almanya'ya kadar gidip program yapmanıza gerek yok. Pazar günleri gündem miydi programı? Gündemi böyle yaparsanız inşallah bundan sonra vatandaşlarımızla sizin aracılığınızla iletişime geçeriz. Hepinize hayırlı akşamlar, oruçlarınızı hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, teknik müdürüm. Evet. Duran. Evet, başkan sıra sizde. Son diyeceğiniz var mı? Değerli yöneticimiz, arkadaşım Kadir Duran'a teşekkür ediyorum. Tabii onun özellikle bu sayfanın hazırlanmasında emeği var. İletişim çok önemli. Düşüncelerimizi kamuoyuna aktarmamız çok önemli. Bu platformlar yok zaten. Avrupa'da Kanal Avrupa var. Televizyon. Ama sadece Belçika'ya ona konuşmak da zaten mümkün değil. Brüksel'de bir radyo boltumuz var. Diğer kendi çabalarıyla birkaç iletişim aracımız daha oluştu. Onlar da bazı şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Ama iletişim, sağlıklı iletişim çok önemli. Onun için ben bu tür programları ciddiye alıyorum. Daha kolektif, daha teknik açıdan iyi hazırlanmış, işte arka planlarıyla vesaire programlara devam edilmesi, zenginleştirilmesi taraftarıyım. Sait Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önemli bir siyasetçi, önemli bir iş adamı Belçika'da. Kendisinden bugüne kadar fikirlerinden çok yararlandı. Sadece bir yönetici, siyasetçi değil. Aynı zamanda bir sivil toplum örgütü lideri, bir kanaat önderi, bütün Belçika Türkleri için önemli bir değer. Zuhal Kayhan yine keza öyle. Liege dediğimiz zaman benim aklıma sadece ilk başta Zuhal Kayhan gelir. Bir iş kadını kendisi ve Belçika çapında faaliyetleri var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar.